üzerine güzel. Yani böyle ilk başta biraz koyu gibi durdu ama sürünce işte öyle değil, değil mi? Evet. Ayşem'le de aramızda özel bir anlamı var Mavi'nin, biliyorsun. Bilmez miyim ya? Sizin bu eski evde yine böyle bir gecede imece usulü boyu verdiydik ya, bu aklıma geldi. Ne günlerdi be. Ya dur dur, ben baktım. Recep biraderim, an itibariyle ihtiyar heyetinde bir üye daha katıldı aramıza. Sen niye mi espri yapıyorsun ya? 2-3 yaş büyük gösteriyorum diye aynı şeyi takip edip böyle devam ettiriyorsun falan. Nedir yani? Niçin suyunu çıkarıyorsun sen bunu ya? Evet Fahriye bacım, yanlış anladın. Hocanın bacım, yanlış anladın beni yani. Al şunları. Bir kere benim yüzüm bebek gibi ya. Ne kadar ayıp ya söylediğin şey. Zaten ben de genç bir hocanıma ihtiyar diyecek kadar zevzek değilim yani daha. Ya kapıyı açar açmaz yüzüme karşı yaptın ama bu espriyi sen bana. Yok tamamen yanlış anladın yani. Tamamen bir yanlış anlaşılma Fahriye hocanım bacım. Yani biz Ömerciğim biraderimle Aşemcan hocanın bacımın eski evlerini bir gecede nasıl böyle emece usulü hep beraber boyadığımızı konuşuyorduk. Bu arada dindong oldu. Sen dindong olunca sen geldin. Dedi sen gelince ben o imeceye gönderme bir espride bulunayım dedim yani. Ben anlamadım ama hala anlamadım espriyi. Ne espri, ne yani? Ya nasıl anlamadın ya? Niye Fahriye hocanın bacım? Niye? Yani şimdi imece usulü köy ihtiyar heyetinin kararıdır ya. Biz de burada bir nevi köy ihtiyar heyeti üyesi oluyoruz aynı zamanda. Olmadı, yok. Benzetme doğru ama ben ihtiyar yani çağrışımı tam. Espri iş yapamadım, doğru diyorsun. Ben istiyorsan çıkayım. Zile tekrar bir basayım. Geleyim. Bu aramızdaki şey hiç olmamış varsayalım. Olur mu? Makul, makul. Makul. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kim? Erkenden başlamışsınız. Ay ne güzel olmuş. Vallahi çok güzel. Ya bu eski evdeki gibi yine mavi. Ha? Evet. Ayşe'nin böyle isteyeceğini tahmin ettim. Güzel. Eski evdeki de güzeldi. Çok mutlu günlerimiz geçti orada. Ayşem de çoğu zaman o günleri özlediğini söylüyor. Tatlı günlerdi be, vallahi. Ya boş ver canım yani. Buradaki günler de güzel olacak. Hiç merak etmeyin siz. Borçlar, haçlar, sıkıntılar hepsi geride kalır, geçer gider. Değil mi? Önemli olan birlikte dilenmek. Yani önümüzde daha uzun bir hayat var ya. Yani bizim önümüzde uzun yıllar ve uzun bir hayat var da senin için aynı şey geçerli mi bilmiyorum neyse. Günde mi gelmedi? Bir hafta oldu. Belki bugün gelir dedim ama gelmedi. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ama sen de beni anlamaya çalış sabrim. Konuşmuştuk bunları daha önce. Evet, biraz daha zamana ihtiyacım var. Böyle anlayışlı olduğunda sana bayılıyorum biliyor musun? Söylemiş miydim daha önce? Tamam arayacağım seni işlerin biter bitmez. Tamam tamam arayacağım. Hoşçakal. Evet. Aman Sevinç hocam kusura bakmayın. Ayşe. Fahriye hocayı arıyorum da ben gördünüz mü acaba? Yok görmedim ben Fahriye'yi. Ne yapacaksın onu? Kendimi ilgilendiren bir meseleden ötürü. Neyse tamam ben ararım kendim. Tamam. Evet. Ayşem, Ömer'e selamlarımı ilet olur mu? Kız kardeşiyle çok iyi anlaştık. Harika bir kız o. Yani o kadar dost canlısı bir ev arkadaşı ki. Çok memnunum. Kardeş. Melda. Harika biri. Çok. Çok.
Dost canlısı. Çok, çok. E hadi ben gideyim o zaman. E hadi o zaman. İyi dersler. Ayşe hocam. Ay. Reyhan. Ay ya seni daha sabah gördüm ama o kadar çok özledim ki. E ne güzel. Sen iyisin. Nasıl ders nasıl geçti? Gerginç. Ha olur olur geçer onlar. Hı. Ben Fahriye'yi arıyorum ama bulamadım. Gördün mü? Fahriye'yi? Fahriye bilmiyorum nerede ama bence çok güzel bir yerdedir. Çok güzel. Kütüphane de olabilir diyorsun. O zaman. Kütüphane mi dedim ben onu. Yok. Fahriye'yi ben görmedim, duymadım demem oni. Nasıl? Ben bilmiyorum Fahriye. Sen bak bir kütüphaneye. Benim canım, arkadaşım. Haydi bana güle güle. Yo yo. Hele yo. Vallahi aşk şaşkını bu. Mani uyduruverdi ayaküstü. Reyhan bünyesi üstü mahzar faktörü bunlar hep. Aha, eskiden biz de böyleydik çimen gözle. Şap şaşkın. Sen bugün dersten sonra ne yapıyorsun? Direkt eve mi gidiyorsun? Eve hayatım. Bir sürü kağıt birikti okumam gereken. Onları halletmem lazım. Bir sürü işim var. Halledersin canım. Halledersin. Evet. Tabii tabii. Hallolacak şeyler. Evet. Masar? Ne oldu? Yüzüğün yok, yüzüğün nerede? Yüzüğüm nerede? Yüzüğüm evde. Evde bir yerde yani. Dün böyle elimi yıkarken çıkardım koydum. Ondan sonra bulamadım. Haluk abiye sordum, o da görmemiş. Ha kaybettin yani. Yok canım, ne kaybetmesin, kaybetmedim. İlla çıkacak evde bir yerde yani, bir gün bulacağım yani. Her ders boşluğunda bu kız buraya mı geliyor ya? O da orada oturuyor, işim var deyip gitmiyor. Hayret bir şey ya. Cık cık cık. Delikanlılar, buyurun alın. Buyurun, al. Dur. Ay. Buyurun, telefon çalıyor. Ya Ömer, bir saniye tutsun, alacağım. Ayşe var ya. Ne? Ayşem arıyor. Tamam, bir. Efendim Ayşem. Fahriye neredesin? Seni arıyorum okulda. Çıktım okuldan ben. Çıktım. Aa, ne oldu? Niye çıktın? Her şey yolunda mı? Yolunda, her şey yolunda tabii. Her şey yolunda. Biz birkaç genç arkadaş buluştuk. Gerçi aramızda ihtiyarlar da var ama konumuz o değil galiba. Neyse. Şimdi bir etkinlik varmış. Tiyatro çalışması. Onun için toplandık biz. Tiyatro çalışması mı? Tiyatro çalışması. Ben de onda görevliyim de. Dekorlardan sorumluyum ben. Dekorlardan sorumluyum. Dekorları boyuyorum. Aniden nereden çıktı bu böyle? Vallahi ani oldu. Sürpriz oldu. Bana da sürpriz oldu. İyi madem o zaman. Sen benden fotoğraf istemiştin. Ben onları harcı belleğe yükledim. Yarın veririm o zaman. Onları yarın alırsın. Yalnız sen onları unutma da ben onları senden alacağım, tamam. Öpüyorum, hadi görüşürüz. Tamam, öptüm. Oh, hadi ya. Fotoğraflarda Tonga'ya düştüm ama şey yapacağım ya, fotoğraflar ben de halledeceğim, tamam? Tamam, ben de çerçeveleri hallederim. Tamam. O şekilde şey yaparız yani. Ayşem arıyor. Tut Fahriye. Aç bunu. Abi sessiz olun lütfen, bir şey söylemeyin. Açıyorum. Tamam. Efendim canım. Ha Ömer. Neden bu kadar geç açtın telefonu? Bir emlakçıdayım. Şimdi 4 tane ev varmış. Onları göreceğim. O şeydeyim yani, emlakçıdayım.
Tamam, onlara bak güzel güzel ama dersini de ihmal etme, tamam mı? Bak 100 alman gerekiyor, almazsan okuldan atılacağım biliyorsun. Ser merak etme, ben senin yüzünü kara çıkarmayacağım. O sınavdan yine 100 alacağım. Tamam mı canım? Benim şimdi kapatmam lazım. Öpüyorum seni. Tamam, öptüm. Çaktın. Oh. Uf. Afiyet olsun. Sağ ol. O zaman sen dersin yok mu senin? Yani ne zaman başlıyor? Başlamayacak mı? Var benim. Biraz daha vaktim var. Neden? Ha. Ama senin işin varsa. Yani işin derken Ömer'e söz verdim. Bugün bir iki eve bakacağız beraber. Ondan sonra kiralık. Haluk abi de zaten bir iki tane eve bakıyormuş. Yani bütün gün eve bakacağız işte. Tamam. Kalkalım o zaman. Sorun değil. Mazhar. Efendim? Hayatım, ben sonunda aramızdaki bütün bu problemleri halletmemizden dolayı çok mutluyum. Problem? Ne hallolması? Sen sürekli şu gerçekleşmeyen düğünden sonra benimle konuşmaya çalıştın. Ama ben de işlerimin yoğunluğundan dolayı seninle bir türlü konuşamadık ya. Evet, evet. Konuşamadık. Sen de işte bulunduğuma girince bir türlü konuşamadık gitti. Ama artık konuşmaya çalışmadığına göre aramızdaki bütün problemleri aştığımıza inanıyorum. Ve çok mutluyum. Ne güzel. Ne güzel, demek ki iyileşiyorsun. İyi bir şey bu, güzel bir şey. Sayende hayatım. Hiçbir sorun kalmadı. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Her şey sayende. Sen olmasan ne yaparım ben? Yaşayamam ki. Ne güzel işte. Madem iyileştin, harika bir şey bu. Güzel. Ne güzel. Hayat hoş, güzel bir şey. O zaman ben seni derse yolcu edeyim. Ben de Edip'e birkaç bir şey söyleyip oradan artık kaçıp işime bakacağım. Tamam. Hop. Tek yanak. İşte bu. Avrupalıyız biz ya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ya kusura bakma işte, ne yapayım? Kalkıp gitmiyor bir türlü. Vallahi ya, işim var, git diyemiyor musun? Diyemiyorum işte, deyince böyle boynunu büküyor, böyle mazlum mazlum bakıyor. Ben de vicdanla da yapamıyorum işte, ne yapayım, üzülüyorum. Tabii tabii. Safsın Mazhar, safsın. Sana da bir vahva, Sabri'ye gelince kakara kikiriko. Kakara kikiriko ne be? Allah Allah, ben herhalde emin olmak istiyorum. Ne yapayım? Ben de emin olsam çok sevineceğim ama olamıyorum. Ay hala nasıl emin olamıyorsun ya? Onlar ayrılmak istediğini anladı da hala bu oyunu sürdürüyor diye, sen değil misin Mazhar? Ya tamam, benim de böyle %100 emin olmayınca işte insan böyle şey oluyor, böyle arada kalıyor, arafta kalıyor işte yani. Oh, ormanlarda gez, toz, üstüne çiçekler falan. Ya bak, masum bir arkadaşlık olsa o çiçek olayını Melda üstlenmezdi ya. Melda niye üstlendi? Bunu bir düşün, düşün. Tamam, haklısın. Haklısın, haklısın. Tamam, haklısın. Bir şey demedik. Haklısın, haklısın. Ayrıca Melda her şeyden haberdar, bak her şeyi biliyor kız. Tamam. Sevinç, sen gitmemiş miydin ya? Sana unuttuğum bir şeyi söylemek için geri geldim Mazhar, ama karşılaştığım şu manzaraya bak. Tıpkı düğünümde gördüğüm gibi. Bir sarılmadığınız kalmış maşallah. Aa, olur mu öyle şey Sevinç'im? Katiyen öyle bir şey yok. Ya siz küs değil miydiniz ya? Ya Fahriye bana yalan söylüyor ya da siz herkesi kandırıyorsunuz. Hayır canım, Fahriye doğru söylemiş. Biz Mazhar'la küsüz. Ama ben yüzümü önüme eğdim. Sırf seni sormak için Mazhar'ın yanına geldim ben. Beni mi? Evet. Çünkü sana çok önemli bir şey sormam lazım benim. Neymiş o? Sabri benimle yeniden buluşur mu? Ha?
Selam, merhaba. Ya şey, sizin sınıfta bir Aylin var ya, bu siyah saçlı, gördün mü acaba? Tarif etmene gerek yok, sınıf arkadaşımızı biliyoruz herhalde. Vay, çok güzel, şahane. Olağanüstü. Gelecek mi peki, onu biliyor musun? Onu bilemem. Cuma günü yoktu. Cumartesi günü eklerse de gelmedi. Biraz rahatsız olabilir. Rahatsız mı? Nesi var peki? O kadarını bilmiyorum. İki gün. Sabri mi dedin sen ya? Ben de öyle duydum. Çok normal. Çünkü öyle söyledim. Sevinç, hani tekrar buluşmamız için Sabri'ye sorar mısın? Yani mümkün olur mu bu? Ha? Benim Sabri mi? Aman şey, yani benim arkadaşım Sabri mi? Evet o, evet. O gözlükle bıyık var ya. O Sabri. Ya şimdi biz o ilk yemekte pek iyi böyle anlaşamadık, tanıyamadık birbirimizi. Zaten hani ilk yemek heyecanı yüzünden olmadı. Sen bir daha böyle sorsan bir benimle buluşur mu acaba? Bir fırsat verir mi bana? Ben ne diyeceğimi bilemedim. Bilemedim. Sevinç, Sevinç ne olur Sevinç. Bak bunu yaparsan anca sen yaparsın Sevinç. Yalvarırım sana bak. Biz Sabri'yle çok güzel bir yuva kurabiliriz. Bunu yaparsan sen yaparsın. Ne olur merhamet et Sevinç. Ben bunu bir düşüneyim. Şey canım, ben niye düşünüyorum? Sabri'ye söyleyeyim. Sabri bir düşünsün. Düşünelim yani. Lütfen. Çok yap bir güzellik artık. Kaç harfli? 7. Ma mafi. Ma-ma-fi. Ma-ma... Sor. Kutsal ışık. Kaç harf? 3. Far. Aman be, bir rahat vermediler ya. Recai. Recai Sude arıyor, aç şu telefonu. Bugün şantiyeye gelecekler, dedi ki Menteş Bey'in yurt dışından ağır misafirleri var. Sonra gelip ilgilenecek de, tamam mı? Burada konuşma ulan, git şurada konuş. Baş üstüne Menteş Bey. Alo, Sude Hanım. Menteş Bey'in işi var şu anda. Sude benim asistanım. Yaşı genç ama maşallah çok becerikli ve cevval bir kız. Bu kadar zaman benim kaprisimi de çektiğine göre, değil mi? Anladım. Menteş Bey, siz de böyle ikiye bölündünüz. Yani vaktinizin çoğunu burada harcıyorsunuz. Öbür işlerinizi ihmal etmiyor musunuz? Bilakis. Burada çalışmak benim ruhumu dinlendiriyor. Bütün streslerimden sıcak suya tutulmuş tereyağı gibi kurtuluyor. Öyle olunca da diğer işlere taze bir bebek zihni gibi konsantrasyon oluyor. Diğer işlere de az ve öz zaman kalmış oluyor. Zaten burada önemli olan mesele ne? Öz. Ya, değil mi? Tabii, doğru. Her şeyin özü önemli. Seninle olan ne yapıyor? Morali yerinde mi, okul falan? Çok şükür. Esas şeyle ne etti o kızla, hani hasmınızın kızıyla evlendiydi ya? Vallahi bir ses seda yok kızdan. Yani bildiğim kadarıyla geçen hafta hiç okula gitmemiş. Tabii benim oğlanı suçladı, kaçtı ondan sonra. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O kızın mendebur babası onu Antalya'ya götürmüştür. Olabilir. Ama nereye götürürse götürsün Menteş Bey. Oğlumdan uzak dursunlar da. Vay be. Mübarek şu güzelliğe bak. Pişirmeden ye. Lokum. Ya sen nasıl bana sormadan böyle bir şey söylersin Reyhan? Ya birincisi o sırada bir şey uydurmam gerekiyordu. Bunu mu buldun ya? Ya tebrik edeceğine, beni aferin diyeceğine bir de bir hesap soruyorsun benden ama. Tebrik edeceğim bir de. Bravo, tebrik ediyorum. Vallahi bravo. Ya ne yapsaydım Masar? Sevinç bir dakika dur, Masar'a bir şey danışıyorum mu diyecektim. İyi tamam. Peki ya Sevinç tamam dersin, o zaman ne olacak? Neyi? Neyi? Sabri'yle buluşmanıza.
Ben bir daha herifin sana yumulmasına katlanamam, tamam mı? Ya bir kere Sevinç, Sabri ile buluşmama asla izin vermeyecek ki. Nereden biliyorsun? Çünkü onu kendine sakladı o. O ne demek be? Ya duymadın mı? Benim Sabrim dedi. Yedekledi onu kendine, o yedekledi. Ya bunlar ne biçim konuşmalar ya? Sen bunları nereden çıkartıyorsun ya, ha? Ne demek yedeklemek? Bunun hemen sebebini bana nereden çıkarttığını söylüyorsun. Evet, söyle, dinliyorum. Kusura bakma ama ben bir edebiyat öğrencisiyim. Benim olağanüstü gözlem ve algı kabiliyetim var. Yani herkesin öyle aa çok ayıp dediği şeye ben gözlerimi kapatamam. Benim gözlerim her şeyi kaydeder, kaydeder bu gözler. Ha, cin göz. Bravo. Öyle. Ayrıca Sabri'nin gönderdiği çiçeği Melda'nın üstlendiğini de sana tekrar hatırlatmak isterim. Ya belki kız yanlış anlaşılmamak için böyle bir şey yaptı. Nereden biliyorsun? Ya var ya, bana saftirik diyenler bence seni daha tanımamışlar, ondan öyle diyorlar. Ay ne kadar iyi niyetlisin ya, özellikle de Sevinç'e karşı yani nedense. Ben iyi niyetli falan değilim, tamam mı? Ben sadece suçu kanıtlanana kadar birinin masum olduğunu düşünenlerdenim. En azından haksız yere suçlamaktan iyidir bu. Özellikle konu Sevinç olunca değil mi? Pirupak sütten çıkmış ak kaşık mübarek çünkü. Bekle. Bekle bekle, neyi bekle? Bekledim ben bekleyeceğim kadar, tövbe estağfurullah. Ben bekledim ısın. Ben 5 sene bekledim. Yürü. Beklemiş diyor ya. Bak. Şaşkınlar gelmiştir. Ben bakarım. Oo, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Allah bak zorluklarla karşılaştık ama geldik sonunda. Helal olsun. Maktup da getirdim. Çay yapacağız. Çaysız olmaz. Benim başım ağrıyor sonra. Plan tıkır tıkır işliyor. Aa. Hadi geçin geçin. Ay, gel gel. Ay mavi çikem olmuş ya. Vallahi ne güzel. Ya bitirmişsiniz bayağı siz. Ha? Yok yok daha nereye bitti? Yok daha bu kadar değil ki daha var. Daha var, koridor var, arka oda var. Daha bunların ikinci katı var. Var oğlu var da. Tamam Haluk abi niye bağırıyorsun ya? Allah Allah buradayız yaparız. Geliyor. Sen niye çalışırken agresifleşiyorsun, bir garipleşiyorsun? Ya ne alakası var? Ben agresifleşmiyorum. Ben kendimizi İvedi davranmaya ve planlı ve özenli çalışmaya davet ediyorum. Yanlış mı yapıyorum? Ömerciğim bile derim. Yapmayayım yani. Sen söyle yani. Etmeyeyim mi davet? Haklısın abi. Boya işi yarına kadar bitmesi lazım. Reyhan bak şu poşette kıyafetler var. Ben boya yaparken üstümüze bulaşmasın diye bir şeyler getirdim. Onları giyin. Masar. Bir şey olmaz ya. Ne olacak ki? Tiner yok mu? Şey yaparız. Var. Var. Var, var değil mi? Yiyecek miyiz illa yani? Ha, sen de bunu bitkiler misin şimdi? Yalnız bu evin enerjisi çok güzel değil mi ya? Çok güzel. Girdim daha böyle... Oh dedim ya. Ben korkuyorum Ömer. Korkuyor musun? Evet. Hayır öyle değil. Yani biz... Çok çabuk oldu her şey. Daha birbirimizi çok az tanıyoruz. Birdenbire böyle nikah masasında bulduk birbirimizi. Ama sen de evlenmek istedin. Ben de istedim biliyorum. İstedim ama... Yani biz sözlenmedik, nişanlanmadık. Böyle bir durum olmadı. Apar topar oldu her şey. Birdenbire karı koca olduk. Pişman mısın yoksa? Hayır öyle değil. Pişman değilim. Ben seninle mutluyum. Pişman değilim. Ben seninle çok mutluyum. Hiçbir zaman pişman olmayacağım. Ama seni daha iyi tanımak istiyorum. Her şeyini bilmek istiyorum senin. En sevdiğin rengi bilmek istiyorum mesela. Senin dinlediğin şarkıları dinlemek istiyorum. Yani ben... senin yanında rahat olmak istiyorum. Tedirgin olmak istemiyorum. Gergin olmak istemiyorum. Böyle rahat olmak istiyorum işte. Nasıl olacak bu? Ben seni Seda'nın ya da annenin tanıdığı gibi tanıyamam. Ben seni daha farklı tanıyamam. Ben seni yüreğinle tanımak istiyorum. Buradan. Buranın. Burayı hissetmek istiyorum. Nasıl nefes alıp verdiğini bilebilmek istiyorum. Bana biraz daha zaman verebilir misin? Ama beni böyle de sevebilir misin? Severim. Kadar da bekleyebilirim. Yeter ki yanımda ol. Şimdi
Sana biraz sarılabilir miyim? İzin var mı? Yani biraz sarılabilirsin. Bir an önce evimizi tutup bana güvenebileceğini göstermek istiyorum. Ben zaten sana güveniyorum. Ama ben daha fazlasını istiyorum. Fiziki olarak yanında değilken bile beni yanımda hissetmeni istiyorum. Ama sen hala tedirginsin. Bir şey söyleme. Elinde değil biliyorum. Haklısın da. Daha 2 ay öncesine kadar 2 yabancıydık. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz. Kalplerimiz birbirine karışacak. Ruhlarımız kaynaşacak. Sen ve ben öyle bir biz olacağız ki. Senin böyle yanağına dokunan benim elimi, senin elimi karıştıracaksın. İşte ben bunu yaşamak istiyorum. O kadar güzel şeyler söylüyorsun ki. Bazen gerçek değilmişsin gibi geliyor. Böyle rüyadaymışım gibi. Umarım bunu beğenirsin. Bugünün anısına. Bugünün? Tam 1 yıl oldu. Babamdan kaçıp nikah salonuna yetişmiştik. Birbirimize evet dedik. Birbirimize destek olacağımıza söz verdik. Tam 1 yıl oldu. Sen nasıl hatırladın? Yani bunca şey arasında. Ben unutmuşum. Özür dilerim. Hiçbir şey alamadım. Sen bana hediyelerin en şahanesini verdin. Kayboldun. Burada mısın? Neredesin? Burada mısın? Ne oldu? Evet buradayım. Kara sevdalı gibi daldın gittin be Ömer. Ya Ayşem'le eski günlerimiz geldi aklıma. Yani daldım gittim öyle ne yapayım? Ayrıca burada yabancı da yok yani. Evet ben hala Ayşem'e kara sevdalıyım. sen ne soruyordun? Ya hafta sonu işte bu Hacer'in ailesine gittiniz mi falan demiştim ama sen kara sevdalı olduğun için duymadın tabii boş ver. Gittik gittik. Hacer ailesiyle hasret giderdi. Masal içinde çok değişik oldu. Köy hayatını gördü. Ay ne güzel. Gördü mü koyunları kuzuları? Gördü gördü. Çok korktu, şaşırdı. Korktu mu kuzulardan? Allah'ım. Ya ilk başta korktu tabii de sonra sevdi o da. Ay, siz hiç hayvanat bahçesine götürmediniz mi çocukları? Hakikaten götürmedik ha. Tabii çocuk gitmek ister ya. O zaman şu taşınma işi bitsin. Ya ilk iş hayvanat bahçesine götürelim çocukları. Hacer de sevinir. Ay biz de gitsek ya. Yani bir gün hep beraber gidelim. Ha? Evet gidelim onu diyorum ben de. Gidelim. Tabii olur olur. İtalya'da bir kent. Torino. Resimdeki aktör. Fik. Kahvenizi getirdim Mehmet. Evet. Buyurun. Senin kahven yok mu? Ha, yaptım ben kendime. Mutfak tarafında. Çalışırken içerim diye. Olur mu öyle şey Sevar Hanım? Yorgunluk kahvesi ne demek? İnsanların çalıştıktan sonra oturup karşılıklı içtikleri kahve demek. Lütfen. Atasözlerimize ve ana deyimlerimize biraz saygı. Lütfen. Hadi al kahveni gel. Hayatta en sevmediğim şey tek başına oturup yorgunluk kahvesi içmek. Fikret.
Gerçekten aklım almıyor ya. Sanki buharlaştı, uçtu gitti kız. Ya Antalya'ya gitti diyeceğim de. Ya o imkansız. O işte imkansız. Zeyno gibi inatçı bir kız her şeyi bırakıp bu kadar şey yaşadıktan sonra çekip Antalya'ya gitmez abi. Doğru diyorsun, orası da öyle de. Ne bileyim abi, işte durum böyle olunca insanın aklına da başka seçenek gelmiyor yani. Bir kere Antalya'ya gidecek olsa hiç tanımadığı bir adamla sırf İstanbul'da kalabilmek için evlenmez yani. Zorla götürdüler diyeceğim. Öyle de değil durum yani, biliyoruz. Aylin söyledi işte, keyfi yerinde falan dedi. Da Aylin nerede? Aylin nerede yani? İki gündür o da yok ortada. Günlerdir ulaşamıyorum ya. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim artık. Neredesin Zeyno ya? Bakkala gidiyorum. Şeker almamışız da, bir şey isteyen var mı? Şeker. Sen dur ya, ben gider alır gelirim ya. Ya yok canım, şurası zaten. Ben ayrıca şeker almışım. Sen onun içine iyice baktın mı? Nereye baktın hey yavrum hey? İki tane gözüm var, ikisi tepende, yemin ediyorum ya. Geç. Ya baktım. Geç. Ay ya bak, almadık. Almış olsak hatırlarım zaten, yok. Ha, öyle mi diyorsun? Hı. Hadi ben 5 dakika gideyim. Sen badanayı yap, o daha mühim. Aa. Reyhan. O yemeğe gidilmeyecek. Hangi? Ya işte Sabri ile olan yemeğe gidilmeyecek. Yani Sevinç kabul etse bile sen vazgeçtiğini söyleyeceksin. Ya şimdi sen bunu mu taktın kafana? Ya taktıysam taktım. Allah Allah. Konumuz şimdi bu değil. Konumuz seni tekrar Sabri ile yan yana görmeye tahammülümün olmaması. Tamam mı? Yine böyle elini kolunu oynatacak, tutacak falan, böyle ağız koyacağım, ağzını burnunu kıracağım. Pis göz bıyık. Ya zaten Sevinç izin vermeyecek ki. Nereden biliyorsun? Ya şüphelendiğimizi anladılarsa? Ya kanıtlamak için kabul edecekler. Bugüne kadar oyun oynadıysa Sevinç, bundan sonra da oynamaktan çekinmeyecektir. Bundan kaçmayacaktır, tamam mı? Şimdi Sabri teklifimi kabul ederse biz onlarla birlikte yemek mi yiyeceğiz? Allah'ım ya Rabbim ya. Ben ne diyorum şimdi? Yemek yemeyeceğiz demiyor muyum şaşkın? He. Bir daha böyle bir laf etmeden önce bir düşün bakalım onun sonu nereye gidiyor diye. Tamam, düşünüyorum. Düşünüyorum, şu an çok güzel düşünüyorum ben. Bak bakayım ana. Biraz sabırlı ol, tamam mı? Her şey yoluna girecek. Öyle ya da böyle biz bu yaz evleneceğiz. Sadece arkamızda mutsuz insanlar bırakmak istemiyorum. Ah almak istemiyorum. Tamam mı? Beş sene beklemişim seni zaten. Daha fazla beklemeye niyetim yok. Tamam mı? Allah Allah! Dur bakalım, ben senin teklifini kabul edecek miyim? Hı. Sen beni oh, çantada keklik gördün. Hohoyt! Dur bakalım. Ben en iyisini bulacağım sanki. Sevar Hanım, boş vakitlerinizde neyle iştigal ediyorsunuz? Ben mi? Hı hı. Benim öyle pek bir boş vaktim olmuyor Menteş Bey. Yani buradan arta kalan zamanlarda ev işleri işte malum, temizlik, ütü, yemek derken öyle zaman akıp geçiyor. Evet öyle. Zaman. Zaman harbiden çok hızlı geçip gidiyor. Doğrusunu isterseniz ben var ya 40 yaşıma kadar kendimi ölümsüz zannederdim. Böyle bir pervasızlık. Kafada kavak yerleri. Gençlik başımda duman, ilk aşkım, ilk heyecan. Sonra bir gün baktım ki... Bir de baktınız ki? Bir gün baktım ki yorgunum. Çok yorulmuşum. Ya nasıl biliyor musun, bile elimi kolumu kaldıracak halim yok. Vay be dedim. Koskoca Menteş Kirmen'e bak.
basit bir ölümlü gibi yorulacaktık ha dedim. Ya işte insan belli bir yaşa kadar bazı şeyleri idrak edemiyor maalesef. Öyle tabii. İnsan yoruluyorsa ölebilir bile dedim. Bir sinek gibi. Böyle. İşte bu kadar. Yallah tahtalı köye. İlahi Menteş Bey, o kadar da basite indirgemeyin canım. Yok yok. Vallahi o kadar basit. Bir yanımız böyle uzaya çıkıyor, bir yanımız da bir sinek gibi. Tık. İşte bu kadar. Başlangıçta çok acı çektim. Hiç kabul etmek istemedim. Vay be dedim. Koskoca Menteş Kirmen de ölecek bir gün ha dedim. Hay Allah. İşte o gün bugündür yaşadığım her anın ve her günün kıymetinin farkındayım ben. Ama şimdi ölüm mevzusunu nereden çıkardınız Menteş Bey? Yani böyle şeyleri düşünmemek lazım hem. Yani sonuçta mukadderat. Doğru. Peki siz bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz? Bundan sonrası mı? He. Ya kendi hayatınızda şimdi sizin bir tane oğlunuz var Allah bağışlasın. Bolan üniversiteye gidiyor. 3 sene sonra bitecek. Ondan sonra askerlik, evlilik. Ver elini yeni bir hayat. Sen ne yapacaksın? Tek başına mı kalacaksın bu dünyada? Kimin kimsen yok mu? Yani pek yok aslında. İşte üvey kardeşler var. Onlarla görüşmüyorum epeydir. Anneyle baba derseniz onlar da rahmetli oldular. Allah rahmet eylesin. Kolay iş değil tabii. Hayat bile çok acımasız, çok. Arkadaşlar, ben içerideki camları falan kapattım. Üşütürsek falan diye tamam mı? Ara sıra açarız. Benim gibi adam üstünü başını nasıl boya yaptı? Tiner kokuyor burası ya. Zehirleneceğiz hafazan Allah. Yok ya. Pantolonum. Buyur. Boya döktü. Böyle tinerle sildim, onun kokusu geçer şimdi. İyi. Sen şeker aldın şekerim? Aldım şekerim. Ay ne oldu? Tahmin et. Bir tahmin et. Allah aşkına ne oldu? Dur, dur söyleme. Sürprizi bozma. Dur tahmin edeceğim. Ya ne bileyim ne oldu ya? Allah Allah. Söyle işte. Melda ile karşılaştım. Melda ile mi karşılaştın? Ya sonra da bak nasıl oldu. Ya arkadaşlar ben sodanın ortasında Melda'yla karşılaştım. Ha? Anam! Bana bak! Burayı boyadığımızı söylemeseydin o gidip yetiştirir. Yemin ederim çöp izi bozar, çöp izi bozar! Ay söylemedim herhalde. Hemen bir şey uyduruverdim. Burayı bulduğumuzu kimse bilmiyor ha. Bir tek biz biliyoruz. Tamam. Ben de öyle tahmin ettim zaten. Çünkü bu sürpriz. Yani Ayşem'den önce kimse öğrenmemeli bunu. Değil mi? Sadece sürprizi hazırlayanlar bilmeli. Hı. Paşam söyle. İyi işte. Haluk abi. Esnemeye başladığına göre ben mesaj aldım. Çaylar nerede kaldı deniyor. Ben hemen koyup geliyorum. Evet evet bir çay yapalım valla. Sonra bir mola verelim ya. Yorulduk ha. Bak 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 bak. İhtiyar heyeti ilk firesini veriyor. Bak oturuyor şimdi bak. Hop oturdu. Bravo. Gel gel. Ya sen niye hemen pes ettin ki ya? Ha? Niye pes ettin hemen? Yok, pes etmek değil. Duvara bakmaktan mı artık? Ne oldu? Duvara karşı... Hı. Böyle başım, gönlüm döndü. Ev içim bulanır gibi oldu ama... böyle 5 dakika oturayım ben kendime geldim. Tutamıyorum. Hayır, yoksa ben ne olacak? Böyle 12.000 tane oda boyarım ben. Haluk abi ya esniyorsun, bana da bulaştı esneme. Bulaşıcı mı bu esnemek? Yok, esnemedim. Çaylar geldi, tavşan kanı. Sağ ol. Ay elli sağlık be. Oy. Ne
içiniz geçti. Haluk abi esneyince ben de esnemeye başladım. Yok be esne. Aa, Ayşe mi arıyor? Sessiz olun, tamam mı? Bir dakika. Efendim canım. Ömerciğim, baktınız mı? Ev güzel mi? Şimdi bakamadık. Emlakçıya gittik. Ev sahibi daha gelmemiş. Anahtarı bırakmamış. Onu bekliyoruz. Yani neden diye sorarsan nedeni bu. Olsun. Fahriye'lere yakın mı peki? Yakın, yakın. Tamam. Tamam, konuşuruz, görüşürüz. Tolga? Hocam. İşte Haluk abi ya. Ne oluyor? Arkadaşlar, yani ev gerçekten harika oldu. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani çok mutluyum yani şu an. Ama bir şey diyeceğim Haluk abi. Biraz mavi değil de yeşil mi oldu? Bu mavi o mavi değil. Cevit diye sattılarım. O mavi üstündeki maviydi. Niye bu maviyi seçtik? Ben onu anlayamadım. İşte Haluk abi ya. Herkes esniyor. Yani bir haftadır okula da gelmiyor bu kız. Arıyorum arıyorum ulaşamıyorum. Nerede ki? Evet hocam, ben de her gün arıyorum da kapalı telefonum. Peki bir arkadaşı falan var mıdır ulaşabileceğimiz? Yani aslında bir arkadaşı var Aylin diye de. Biliyor ama söylemiyor. Nasıl söylemiyor ya? Biz burada böyle telaş içerisinde söyleyecek. Nerede o? Ya ben baktım bugün ona da gelmemiş okula. Nasıl gelmemiş ya? Ne oluyor bu kızlara Tolga? Bir şey yapmak lazım. Ne yapmak lazım? Polis. Polise haber vereceğiz. Kayıp başvurusunda bulunacağız. Gerçekten arkadaşımız yok. Nerede olduğunu bilmiyoruz diyeceğiz. Ben bir Ömer'e danışayım. Evet, Ömer'e danışacağım ben bunu. Evet. Aa, hocam vallahi çok sağ olun. Benim hiç aklıma gelmedi ha bu. Ayrıca bizim de hakkımız nerede olduğunu öğrenmek değil mi? Benim nikahlı eşim sonuçta. Yani çok doğru söyledim. Benim şimdi gitmem lazım. Yani konuşuruz, tamam mı? Üzme canını. Seval annen de ellerinden öp. Tamam hocam, haydi, teşekkür ederim. Haydi, canını sıkma. Tamam. Tamam, görüşürüz. Babandan onu bir tek sen koruyabilirsin Zeyno. Yoksa Tolga'nın hayatını mahvedecek baban. Okulunu, gençliğini, her şeyini mahvedecek. Sana yalvarıyorum Zeyno. Bak ileride sen de anne olacaksın kızım. Kim bilir belki bir oğlun olur senin de. Doğacak çocuklarının bağışı için yalvarıyorum. Tolga'mı mahvetmelerine izin verme. Sana yaptığı iyiliği böyle cezalandırma. Tolga'm bir tanedir benim. Pırlanta gibidir oğlum. Dünyada bir tane daha onun gibisi yok. Melek gibi oğluma. Kıyma Zeyno lütfen. Yardım et olur mu? Şimdi sen beni suçluyorsun. Bense senin için senden uzak tutuyorum kendimi. Çok uzak. Ne yapıyorsun ya?
Ne oldu? Yok bir şey. Var var, ben senin yüzünden anlarım. Ne oldu ya? Yani aslında var ama yemekte söyleyeceğim. Söyle şimdi, meraklandırma beni hadi. Ben de söylememek için kendimi çok zor tutuyorum. Çocukların da çok sevineceği bir şey. Ama Ömer, sen niye bu kadar geç kaldın? Hani hayvanat bahçesine gidecektik? Hemen gidelim, şimdi gidelim. Hayır dur. Eve girelim, sonra gideriz. Haydi eve. Akşam ne oldu ya? Ne oldu Ayşem, ne oldu? Hah, geçin kızlar. Geçin bakalım, geçin, 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 geçin. Hoppa. Ömer. Ben dayanamıyorum, yemeği bekleyemeyeceğim. Yemeği mi? Yemeği niye bekleyeceğiz ki zaten? Ömer, sürpriz var, söyledim ya sana, unuttun mu? Ha, unutmadım, ne oldu? Şimdi hazır mısın? Söyleyeceğim, bekle. Doktora gittim, bir bebeğimiz olacak. Bebeğimiz ne olacak? İyi de doktor nasıl bunu şey yaptı ki, hemen söyledi ki? Ya 4 aydır buradaymış minnak. Öyle anlaşıldı. 4 ay biz fark etmemişiz. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Hayt be! Çimen göz, bir tane daha çimen göz geliyor belki de. Hayt be! Oğlumuz oluyor. Oğlumuz oluyor. Çimen göz. Hayt be! Ayşem. Neden her şeyden en son benim haberim oluyor? Neden her şeyi benden gizliyorsunuz? Neden beni dışladınız? Beni neden sevmiyorsunuz? Neden? Niçin? Oğlumuz oluyor Melda. Gel. Gel, sen de Sarıl, gel. Çimen göz ne? Hayır. Hayır. Oğlumuz oluyor. Oğlumuz oluyor. Oğlumuz oluyor. Oğlumuz olacak. Öfresiz, baba, koş, nikahımı geç kalacaksın. Geç, geç. Sen Denizcan değilsin ki, Elimcan'sın. Deniz'im baba, oğlunum senin. Hadi bak yürü, nikahı kaçıracağız. Hem sen nerede kaldın bu saate kadar? Ya ben koyunlarla kuzuları sayayım dedim. Saydım bitmedi. Ondan sonra hayvanat bahçesi nerede onu öğreneyim dedim. Kimse söylemedi. Kayboldum gitti. Olsun baba, önemli değil. Geldin ya sonuçta. Geri geri. Dur bir bakayım sen. Nasıl görünüyorum baba? Saçlarım nasıl? İyi, iyi. Aslan evladım benim. Damatın onun gidiyorsun ha. Gel bir sarılayım sana. Vallahi kızı ikna edene kadar anamdan emdiğim su burnumdan geldi baba. Ama nihayet senin verdiğin tavsiyeler sayesinde kızı ikna etmeyi başardım. Aslan evladım benim. Gel bir sarılayım sana. Hop, ayrılın. Ne oluyor ya? Kutuk, ne oluyor? Ne oluyor burada? Fahriye abla. Ne oluyor burada? Ben Denizcan, damatcan olmuş gidiyor Fahriye bacım. Denizcan. Bana bak, bayramdan bayrama gelmedin. Hiç uğramadın bu adama. Ne oluyor şimdi? Ne yapıyorsun yani sen? Ne oluyor? Çok doğru. Çok doğru Fahriye bacım. Duy bunları Deniz. Yani ben resmen senin yüzünü unuttum artık kerataya. Ya kendi oğlumu resmen bak şimdi Edip gibi görüyor. Yok Deniz, Sedip gibi görüyorum ben ya. Ya bir yeni yıl, doğum günü, bayram. Ha niye uğramadın sen bu adama ya? Tamam annenle baban ayrılmış olabilir ama bu kadar anneci olunmaz ya. Bu da senin baban be. Baban. Baba gibi. Baba. Ziyaret edeceksin onu. Ayıp. Elin çok net. Tabii. Fahriye bacım ama gerçekten haklı Fahriye bacım. Duy bunları artık yeter. Ben de babayı duy feryadım artık yeter. İyi de baba, yeni mimarlık ofisi açtım. Sen de biliyorsun işlerin ne kadar yoğun olduğunu. He onu biliyorum, burası doğru. Ayrıca ben senin yüzünü hiç unutmadım ama sen benimkini unutmuşsun. Sen hala aynısın. Ben değişmedim ki, aynıyım ya. Aynı. Fahriye abla, sen de hiç değişmemişsin. Sahi, tip olarak mı? Yok, huy olarak. Yani hala insanların dertleriyle kendi derdinmiş gibi uğraşıyorsun. Ha, yani arkadaşlarımızı öyle bir ortaya karışık yapıyoruz yani. Eyvah, ben nikaha geç kaldım. Ya hadi hadi, hadi. Koş, koş, koş Denizcan. Hadi. Dur, dur. Gel bir dakika, dur. Dur. Sen bana esas şu kadarını söylesen bana oğlum. Sen nasılsın sen? Ne yapıyorsun? Ha? Sen mutlu musun bu hayatta? Ha? Olmaz mıyım baba? Bir kere senin gibi bir babam var benim. Mutlu olmaz mıyım?
Yani sorduğun kabahat. Hadi, hadi koş bırla. Hadi git kaçırma. Hadi geliyorum. Hadi, hadi geç. Hadi. Aslan ölme. Evladıma bak be. Aslan evladım. Ve dünya tarihinde ilk kez bir blog yazarına Nobel ödülü vermenin onurunu yaşıyorum. Bu yıl Nobel Fahriye ablaya geliyor. Şöyle bir Türk blog yazarı olarak Nobel almış olmak benim için inanılmaz. Şöyle ki ben son zamanlarda çok internet sisteme girmiyordum. 3 tane falan yazı yazmıştım ama demek ki dikkati çekmiş. Ya çok teşekkür ederim ya. Sağ olun. Teşekkürler. Ay, harika. Aa, sen nereden çıktın be? Fahriye, ben senin en büyük hayranım. Yıllardır seni düşündüm, durdum. Sahi mi? Neredeydin peki? Yani niçin aramadın, sormadın? Canım ortadan kayboldun. Allah Allah. Aslına bakılırsa buralarda değildim. Yani kutupları maviye boyamam gerekiyordu. Çünkü biliyorsun kutup ayılarının hayati tehlikesi hala devam ediyor. Çok tatlı. Çok tatlı. Çevreci de. Peki bir şey merak ediyorum ben. Yani bu kadar böyle hassas, naif kalpler. Yani yalnız olmak zorunda mı? Hala yalnız mısın sen? Evet. Sen peki? İnanılmaz derecede yalnızım ben ya. Yani öyleyim. Ya ben anlamıyorum Taner bunu ya. Niçin hassas, naif kalpler yalnız olmak zorunda? Yani bunun bir cevabı olmalı ya. Niye yalnızız biz ya? Allah'ın aşkına bir cevap ver ya. Fahriye, benimle niye yanmıyorsun? Nereye? Yüreğinin götürdüğü yere. Bu kadar korkak olma. Kendine güven biraz. Cesur olmalısın. Gel. Bir dakika! Ben de buradayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani ben çok şey yapmadım. Masajında bile evde internete çok da girmediğim için yani şey şifreli mi ne artık bile. Çok yazılarını takip etmedim. Yani hepsini okudum desem yalan olur. Aslında çok da ilgilenmediğim de mevzu olduğu için zaten yazdım. Olsun. Olsun. Ama bir dakika. Başarılarına gurur duyuyoruz hocanım. Evet. Sen bizim hepimiz için çok esaslı bir insan. Sen herkesin sevdiği, saydığı kıymetli Fahriye ablasın. Sen bir kere bizce bu dünyanın hassas insansın sen be. Bırak bu dingil nereye gidiyorsa gitsin. Bırak. Bırak, kutuplarımı kurtarıyor, ayılarımı kurtarıyor. Ne yapıyorsa yapsın. Bence sen burada kal ve yazılarınla en azından şu gençlere, bizlere yol göstermeye, dertlerine çare olmaya devam etmesin. Bravo. Otur. Yazılarım ya. Harika benim yazılarım. Benimle evlenir misin? Baba.
Bunda da benimle evlenir misin yazıyor. Ay ne oluyor ya? Hemen cevap vermeni istiyorum Seyha. Çok beklerim. Daha fazla bekletme bizi. Allah Allah. Allah Allah. Tabii ki ben yazdım. Ne sandın? Peki nasıl organize ettin böyle bunları, gökten yağdırdın? Senin için yapmayacağım şey yok Reyhan. Ama yani neden herkesi çağırdın? Dedikodumuz yapılacak. Aman boş ver be. Yaparlarsa yapsınlar. Seni gökyüzündeki bulutların mavi sevdiği kadar seviyorum Reyhan. Benimle evlenir misin? Ama şu anda bilemedim. Ay ne oluyor bana ya? Şey kusura bakma. Biraz sabırlı ol yani. Bilemiyorum şu an. Bekle biraz. Yeter be. 5 yıldır bekliyorum ben. Bekle bekle. Daha ne kadar bekleyeceğim ya? Tam 18.00'da köşedeki bakkalın oraya gel, tamam mı? Neden? Çok fazla soru sorma. Gitmeliyim. Küp şeker almamışız ya. Ayşem. 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 Ömer. Ömer. Sen her şeyi halletmişsin, ayarlamışsın. Evet, nikah memuru da gelecek birazdan. Ne? Nikah memuru mu? Ya insan önceden haber verir, bir hazırlanırdık, kıyafet giyerdik, saçımızı başımızı yapardık böyle. Boyalı boyalı böyle, pis pis kaldım burada ben. Hadi konuşmayı bırak da şu defteri imzala. İmzaladım, tamam. İmzaladım. Sabri, senin ne işin var burada? Evleniyoruz ya dostum. İmzala, imzala. Sevinç. Reyhan. 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 Kusura bakma Masar, sen beni çok oyaladın. Ben de o yüzden Sabri ile evlenmeye karar verdim. Ne? Sevinç? Sevinç. Buradayım aşkım. Hani sen Sabri'yi yedeklemiştin. Yedeğin de o senin. Ne oldu? Melda'nın sana çok selamı var. Bu küp şekerleri yolladı sana. Küp şekerleri? Hayır. Reyhan. Hani bizim mavicik, masmavicik hayallerimiz vardı. Evlenecektik. Olamaz. Olamaz. Kaçıyoruz. Bulutların üstünde koşacağız daha. Ama Reyhan... Çok acayip rüyalar gördüm ya. Aa ben de. Sen de mi uyuyordun? Aa evet. Aa herkes uyumuş. Aa bu ne ya? Ömer. Ömer'in telefon çalıyor. Ömer. Ömer uyan. Hı. Ömer canım uyan. Canım. Uyan ya. Ne oluyor ya? Bilmiyorum ya, bizim içimiz geçmiş. Benim başım çatlayacak gibi ağrıyor ya. Uyumuş. Biz zehirlendik biliyor musun? Şu camı çerçeveyi aç, Allah'ını seversen. Reyhan. Haluk abi, kalk. Haluk abi. Oğlum. Fahri. Ne mesajı? Edip nerede? Ne Edip? Edip nereden çıktı abi? Ne bileyim nereden çıktı? Oğlumun yanına geçmiş. Edip canısın. Oh.
bu acaba? Ama yardım et Ufuk abi, hala kendini değil. Hadi Ufuk abi. Bunu da çıkaralım Fahriye'ciğim. Canım. Ufuk abi. Kalkabilir misin? Kalkacağım, kalkacağım. Kalkarım o sefer. Gözler cinlendirelim. Ne oluyor kalk, ya? Kalk, 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 kalk. Geldi. Bak, bak. Tiner şişesi devrilmiş. Ufuk, Ufuk. Ufuk'un da girip çık, çık, çık. Çık, çık, çık. Çık, çık, çık. Çık, çık, çık. Çık, çık, efendim canım? Ömer ne yapıyorsun sen? Niye açmıyorsun telefonu? Sen meraktan öldürmeye mi çalışıyorsun beni? Duymamışım ben. Duymamışım. Ömer çocukları okulda bırakmışsın. Herkes gitmiş orada yalnız kalmışlar. Ne oluyor? Ne? Saat kaç oldu ki? Ne yapıyorsan bilmek istiyorum gerçekten. Kızları da alıp buraya geliyorsun. Ne olduysa anlatıyorsun. Derhal. Sabri'yle tekrar denemek istiyormuş. Hmm. Oha! Skandal! Ben de inanamıyorum canım. Şok oldum ben de duyduğumda. Kızım, bana bak. Bu uyanıklar bayağı seni deniyorlar ha. Akıllı ol. Neden ki? Ay ne bileyim ben neden ki? Belli ki şüphelenmişler işte. Yani neden şüphelenecekler canım? Hayır yani. Masar zaten beni terk etmek için fırsat kolluyor. En ufak bir şeyi de terk eder. Depresyondayım diye terk etmiyor zaten. Depresyondan çıkmamı bekliyor. Ama tabii daha çok bekler. O ayrı mesele. Ay, senin kafan bazen çalışmıyor ha. Ne dedin sen? Ya kızım bir düşünsene. Ne işi olur Reyhan'ın Sabri'yle? Bunlar belli ki seni deniyorlar. Allah Allah, bunlar Masar'la kavuşacakları günü bekliyorlar diyorum sana. Ya Melda'cığım yani ben ekstra dikkatli davranıyorum. Yani bizden şüphe edemezler Sabri ile benden. Böyle bir şeyden şüphelenmelerine imkan yok. Yok. Vallahi ben onu bunu bilmem. Bak bu dostlar çetesi seni de takip etmiş olmasın? Ya etmişler midir? Etmişlerdir. Etmişlerdir. Ya bana bak. Yakında senin bu depresyon numaran da yemez. Çok dikkatli ol, foyan ortaya çıkmak üzere. Melda, bana yardım etmen lazım senin ya. Ben bana bu yaptıklarını onların yanına bırakamam. Bir şekilde ödetmem lazım, tamam mı? Sürünmeleri lazım, böyle sürünmeleri lazım. Ay, ben seni çok iyi anlıyorum, tamam mı? Ben seni çok iyi anlıyorum. Yazık yavrum benim, kuzum ya. Sana çok haksızlık ettiler bunlar, çok. Bana yardım edeceksin değil mi? Dur. Bana bu yaptıklarını bir şekilde onlara ödetmem lazım. Yardım etmelisin bana Melda. Ne yapmalıyım peki? Bana akıl vermelisin. Nasıl yapacağız? Bence sen Reyhan'ın teklifini kabul et. Ne? Nasıl yani? Evet evet. Sabri'yle de git konuş. Git konuş sen Sabri'yle. Evet, o böyle tekrar Reyhan'la denemek istiyormuş gibi davransın. Onların blöfüne res çekerek yanıt ver diyorsun yani. Hah. Aynen öyle demek istiyorum. Bravo. Bak ne diyeceğim. Sabri'ye söyle böyle senin yanındayken iltifatlar etsin. Böyle kabartsın, şişirsin iyice. Bunlar da ne kadar saçma bir şey düşünmüşüz diye yanılsınlar. Sen de vakit kazanmış olursun. Ay ne hin kadınsın sen ya. Ya ben niye senin gibi hin düşünemiyorum? Öğrenirsin annem, öğrenirsin. Ne kaynatıyorsun siz burada ya? Ha? Ay ne kaynatacağız canım? Çorba kaynatıyoruz işte. Afiyet olsun. Sana da. Düşünüyorum ama yine de anlayamıyorum. Yani bir insan eve bakarken neden telefonunu duymaz? Duymayabilir. Yani. Babamın kulakları kapanmış. Tamam. Tamam. Tamam diyelim ki anladım. Onu anladım.
anlayamıyorum. Gerçekten bir insan ev bakarken çocukları nasıl okulda unutur, bunu hiç anlayamıyorum. Canım anlatıyorum ya sana. İşte ben anlayamıyorum, ben anlayamıyorum. Yok yani öyle değil. Estağfurullah yani. Şimdi ben söyledim ya. Yani emlakçı müthiş, son derece geveze bir adamdı. Yani taramalı tüfek gibi. Orada da ev var, ona da bakalım. Burada da ev var, buna da bakalım. Şuna da bakalım, buna da bakalım falan derken bir baktık akşam olmuş. Biz de fark etmedik yani. O derece. Akşama kadar ev bakılmış ama uygun bir ev bulunamamış. Yani olamadı, evet. Öyle oldu. Şimdi o Haluk abilerin yakınındaki ev var demiştim ya sana. Şimdi o eve bakacaktık. Anahtarı unutmuş. Yarın bakacağız artık. Nasıl unutur ya? Nasıl bir emlakçılık anlayışı? Ne oluyor yani? Ben anlamıyorum. Tamam. Ben okul çıkışı ben bakıyorum. Gerek yok. Niye bakacaksın canım? Ben bakarım. Ya şu an hiç işim yok biliyorsun. Gider ben güzel güzel bakarım. Sen hiç keyfini bozma. Dinlen sen. Ya o kadar dersin üstüne. Sen dinlen. Yani. Afiyet olsun. Ben senden çok hoşlanıyorum. Beni yanlış anlama. Ben bu evlilik meselesi çıkmadan önce yani senden bu kadar hoşlanabileceğimi bilmiyordum. Ama tanıdıkça yani resmen aşık oldum sana. Bu evliliğin gerçek bir evlilik olmasını da isterdim. Seni aç şu telefonu ya. Ne işin var burada? Ne istiyorsun? Ya ben şey... Seni merak ettim. Cuma'dan beri okulda yoksun. İki gündür telefonlarına da bakmıyorsun. Ne bileyim öyle gelip kendim görmek istedim. Ve pek iyi görünmüyorsun sen. Hasta filan mısın? Oha! Aylin ne yaptın sen ya? Hiç mi toparlamıyorsun sen bu evi? Böyle ev mi olur? Hem senin yardımcın yok muydu? Ne oldu ona? Canım sıktı, kovdum. Ne yaptın, ne yaptın? Kovdum. Kovdun mu? Ya yazık değil mi kadına? Ben anladım seni. Sen yine içtiğin ilaçları, içtiğin ilaçları... bu hale geldin değil mi? Hey Allah'ım ya. Özel numaram. Alo. Seval Hanım, hadi siz de toparlanın da giderken sizi de bırakak. Menteş Bey, bakın her geldiğinizde bu konuyu tartışıyoruz. Yani rica ediyorum lütfen ısrar etmeyin artık. Ben kendi imkanlarımla giderim evime. Hayda. Ne demek yani şimdi bu? Sanki ben size çok kötü bir konuda ısrar ediyormuşum gibi oldu. Vallahi kırıldım, çok kırıldım şu anda. Yok öyle demek istemedim, yanlış anladınız. Yani böyle ikidir bırakıyorsunuz evi, oğlanla tartışıyoruz sonra Menteş Bey. Genç delikanlı adam, gururuna dokunuyor demek ki. Allah Allah. Yani anası işten akşam vakti yorgun argın otobüslerinden eve dönerken gururu incinmiyor da... arabayla rahat rahat dönüyor diye mi gururu inciniyor? Bakın eğer başka bir mesele varsa onu da çözeriz. Ay, yok canım ne meselesi olacak? Sağ olun. Ama dedim ya işte genç delikanlı adam.
Ne bileyim, kıskanıyor herhalde annesini. Ama ne olur yanlış anlamayın. Anladım. Ne de olsa genç delikanlı kıskanıyordur tabii. Ya, erkek evlat işte. Evet. Beni de tanımıyor tabii ne de olsa. Ya tabii. Peki, madem öyle delikanlı bir arkadaş bu, arabayı vereyim, bundan sonra akşamları sizi alsın eve götürsün. Sabah işe bıraksın, sonra da okula gitsin, olmaz mı? Yok canım, olacak iş mi o? Hiç kabul edilecek bir teklif mi bu İlahi Menteş Bey? Nasıl yani? Ben şimdi burada boş boş mu konuşuyorum, laf olsun diye mi konuşuyorum? Ay yok, haşa, öyle demek istemedim ben. Bakın, olaydaki gerçek katili bulmak üzereyim, çözüldü, çözülecek. Ama... Neyse, uzatma. Hadi al sen çantanı, mantonu. Bu akşam da bırakalım seni, sonra düşünürüz. Ama Menteş Bey... Yolda anlatırsın derdini Seval Hanım. Eğer çok mesele oluyorsa bir arka sokakta bırakırız seni. Böylece çocuk da görmemiş olur, tamam mı? Hadi oğlum, arabayı hazırla. Hadi sen de çabuk ol. Bizde çare tükenmez. Benim adım Menteş Kirmen. Sen hala burada mısın? Buradayım tabii. Kalk kalk, bak ne yaptım sana. O ne? Domates çorbası. Gittim mutfağa, ellerimle yaptım. Vallahi senin için. Yani daha güzel şeyler yapmak isterdi gönül tabii ki ama... bir tek bunlar vardı. Domates çorbasıyla tost. Hadi kalk, kalk da ye. Neye uğraşıyorsun? İşin mi yok? Yok tabii. Allah Allah. Kalk hadi. Onunla mı ben içireyim? Ellerimle içireyim sana. İçiririm bak istersen. Al bakayım şu tepsiyi kucağına. Hadi bakalım. Ya Aylin, sen böyle dışarıdan sert, kırılmaz falan görünüyorsun ya. Yok öyle bir şey. Gerçekten ben senin kadar ana kuzusu görmedim daha önce. İstediğini söyle, rahatla, hakaret et. Umurumda sanki. Ya bak Aylin, toparlanman lazım senin. Gerçekten. Böyle olmaz. Yazık olur sana, bu nasıl bir yaşam tarzı? Allah Allah, o ilaçları da at gitsin, o ilaçlar sana yaramıyor. Karışma işime. Karışırım. Karışırım efendim. Bu ne ya böyle kanepelerin içinde, battaniyelerin altında? Böyle depresif haller senin gibi akıllı bir kıza yakışıyor mu? Sahip olduklarını görmeye çalış. Yoksun olduklarını düşünme bu kadar. Nasihat etme bana. En sinir olduğum şey. İç hadi iç. Bana kızıp aç kalma. Bakayım. Alo, Zeyno, Zeyno sensin biliyorum. Bir dakika, kapatma, lütfen kapatma. Konuşmasan da olur. Nefesini bile duysam yeter bana artık. Zeyno, niye kayboldun ortadan? Nerede olduğunu öğrenmeme neden izin vermiyorsun? Sadece iyi olduğunu bilsen bana yeter. Tek ihtiyacım olan şey o. Sen... Zeyno, sen gittiğinden beri gerçekten berbat haldeyim. Hiçbir şey yapamıyorum, çalışamıyorum. Ders dinleyemiyorum.
Eğer bana kızgın olduğun için gittiysen ne olur söyle. Ben okulu bırakırım. Yeter ki sen gel. Zeynep. Ben sensiz yapamıyorum ya. Hayalin gözümün önünden gitmiyor. Ben sana hep doğruyu söyledim, hiç yalan söylemedim. Peşinden de anneciğim. Ben mi yapacağım her şeyi bu evde? Ben mi koşturacağım? Mis gibi hepsini bitirmişsin işte. Ne güzel. Ben olmasam aç kalacaktın ha. Değil mi? Eline sağlık. Güzeldi çorba. Afiyet olsun. Şimdi ben gideyim. Bunların hepsini güzel güzel bir toparlayayım. Sonra da o yerlerini tespit ettim hepsini. O ilaçları atacağım çöpe. Sabah da geleceğim. Güzel güzel seni okula götüreceğim, tamam? Yarın dersim yok. Bütün gün uyuyacağım. Tamam. O da olur. Uyu sen o zaman güzel güzel. Ben yine de sabah gelirim ama. Okula gitmesek de en azından şey yaparız, bir yürürüz böyle güzel. Temiz hava alırız. Hadi iyi geceler. Metin. Zeyno Antalya'da. Zeyno mu? Hı hı. Bunu öğrenmeye çalışıyorsan uğraşma. Söyledim işte. Ben... Tolga'ya da söyle. Onun yüzünden tek arkadaşımı da kaybettim. Dur bir dakika. Zeyno Antalya'da mı dedin sen? Evet. Bıraktı gitti. Kaçtı işte. Ama Tolga istemedi ki Zeyno'nun Antalya'ya gitmesini. Senin haberin yok mu sahiden? Neyden haberim yok mu? Tolga'nın annesi gelmiş. Zeyno'ya yalvarmış. Cevdet amca Tolga'ya kötü bir şey yapacak diye çok korkmuş kadın. Ona bir tek sen yardım edebilirsin. Ona acı. Sana yaptığı iyiliği geri çevirme demiş. Zeyno da hak verdi. Bütün eşyalarını topladı. Çekti gitti İstanbul'dan. Gel. Rüya, sana bir şey söyleyeceğim. Ha, söyle. Sakin. Ömer ev tutmuş, bana sürpriz hazırlıyor. Ne? Hay! Kim söyledi? Ömer mi söyledi? Neyi? Şeyi sürpriz hazırladığını. Hayır canım, ben kendim anladım. Kendi çabalarımla.
Ay nasıl anladın? Nereden anladın? Kim söyledi? Nasıl oldu? Anlat çabuk. Pabuçlar söyledi. Tabii. Ömer'in pabuçlarının kenarında bir baktım ki mavi mavi boyalar var. Yani Ömer ev tutmuş, evi boyuyor. Yani telefonlara ondan bakmamış, kızları da okuldan o yüzden geç aldı. Anladım ben, sürpriz geliyor bana. Aman canım, o belki de öyle değildir yani. Var var, sürpriz var. Ömer'in tarzı bu, ben biliyorum, romantik o. Mavi mavi. Ya ama bütün sürpriz kaçtı şimdi, gazı kaçtı ya. Hayır canım, kaçmadı. Ben içimde onu yaşartıyorum. Heyecanlıyım yani şu anda. Ben hatta Ömer'le gidip bir şey yapayım, bakayım. Sürpriz. Bir oğlumuz olsa ne güzel olurdu. Nereden çıktı şimdi bu? Rüyamda gördüm. Sen hamilesin. Doktora gidiyorsun, doktor erkek diyor. Sen çok yoruldun. Sen bu evi ararken çok yoruldun. Gelsene yanıma. Sevinç hocam, nasılsınız inşallah? Sabri ile konuştum. Öyle mi? Ne dedi? Olmaz dedi tabii, değil mi? Ama haklı çocuk yani. Ben de ne yapayım artık, kaderime küseceğim. Sana son bir şans daha vermeyi kabul etti Reyhan. Diya. Kabul etti demek. Ama bir şartı var. Eğer ki bu yemek iyi geçerse, onu bir daha üzmeyeceksin ve sonsuza kadar terk etmeyeceksin. Sonsuz. 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 Böyle. Sonsuz. Sonsuz. Sonsuza kadar. Dur bakalım, bir gidelim yemeğe de bakacağız, anlaşabileceğiz mi bakalım Sabriciğimle. Anlaşırsınız, anlaşırsınız. O çok anlayışlı bir insan, harika bir insan. Kim anlaşamaz ki onunla? Kardeşim. Hallettim durumu, haber bende. Ne haberi oğlum ya? Zeyno Antalya'daymış. Antalya'da mı? Evet kardeşim, Antalya'da. Aylin söyledi ama daha fazla soru sormadı ama benden bu kadar. Bir dakika, bir dakika. Zorla mı tutuyorlarmış peki? Ya oğlum şey işte, Aylin... Ya sorma dedik işte, Allah Allah. Ya Metin sorma ne demek? Adam gibi anlatsana şunu, deli etme beni ya. Ya şöyle işte... Sen bu yalancı şahitlik mevzunu kabul etmedin ya. İşte Zeyno da gitmiş babasıyla anlaşma yapmış. Ne anlaşması? Şöyle bir anlaşma. Bir sene boyunca Zeyno gidecek, babasının dizinin dibinde oturacak böyle. Bu sizin anlaşmalı boşanma süresinde de, yani anlaşmalı boşanamama süresinde de babası sana bir zarar vermeyecek. Olay bu. Böyle bir anlaşma. Bir dakika, yani Zeyno sırf benim için mi gitmiş her şeyi bırakıp Antalya'ya? Benim yüzümden mi yani? Aynen kardeşim. Ah Zeyno ya. Ah Zeyno, sen ne yaptın ya? Metin, benim bu saçmalığı düzeltmem gerekiyor. Benim bir şekilde Zeyno'ya ulaşmam lazım. Nerede Aylin? Aylin şeyde, hasta o, evde. Bugün gelemez o.
Merhaba arkadaşlar. Hocanız geldi, ben kaçıyorum. Tamam, sağ ol kardeşim. Görüşürüz. Hocam. İyi dersler. Sağ ol, teşekkürler. Hayırdır, ne oluyor? Ya hocam, bu arkadaş bölümleri karıştırıyor. Ne zaman gelseniz burada bu tip, siz anlamıyoruz yani. Hocam, hiç alakası yok. Bu terbiyesiz arkadaşın söylediklerine inanmayın. Metin bana bir şey söyleyecekti. Geldi, bir haber verdi. Şimdi gidiyor. Aynen hocam, olay arkadaşımın anlattığı gibidir. Ben size iyi dersler diliyorum. Hürmetler. Evet. Saygılar hocam. Görüşmek üzere hocam. Evet. Hadi. Hadi Erdoğan. Haber? Ne haberi? Zeyno'dan mı? Evet hocam, Zeyno Antalya'daymış. Ne demek Antalya'da? Ne yapıyormuş orada? Hocam benim gerçekten çıkmam gerekiyor. Nereye? Zeyno'yu getireceğim. Kusura bakmayın, hiç ders dinleyecek durumda değil. Oho, bunlar sizi hiç takmıyor hocam. Hocam bunlar sizi hiç takmıyor. Ders olmayan geliyor, ders olan gidiyor hocam. Bunlar sizi hiç umursamıyor hocam. Otoritenizi sarsıyorlar hocam bunlar sizin. Sarstırmam! Otoritemi sarstırmam, otorite yerine. Tamam hocam. Kalk ayağa. Niye? Ya sahteye problem çözeceksin. Kalk. Ne gülüyorsun sarı? Gülme. Problem onlar çıkarıyor, problem bize patlıyor ya. Konuşmayız. Süper ötesi bir ev oldu. Siz olmasaydınız bu kadar güzel olmazdı abi. Vallahi sağ olun. Şimdi bir de eşyalar gelsin, bir de güzel temizleyelim, tamamdır. Çok güzel olacak ya. Harika olacak vallahi. Abi, Ayşem'i de iyi idare ettim değil mi? Bravo. Şüphelenmemiştir. İyi. Ben bakarım, ben bakarım, ben bakarım. Kızlar, hoş geldiniz. Beyler, bakın kenara çekilmek yok öyle boyaları kaldırıp temizleyeceğiz ortalığı. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi. Ya ne demek o ya? Bir saat de hallederiz ya. İmece usulü ya, bir saat. Hallederiz Masal kardeş ama incelikle iş şimdi biliyorsunuz. Ayşem çok titizdir. Her yeri toparlamamız lazım. Dolapları, camları, kenarı, köşeyi, her yeri temizlemek şart yani. Yok. Oh. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Masar. Evet, ben de şey yapayım da. Evet. Sevinç Sabri'ye buluşma isteğimi söylemiş. O da kabul etmiş. Ne? Bir daha söyle. Sevinç Sabri'ye buluşma isteğimi söylemiş. O da kabul etmiş. Merhaba, kolay gelsin. Sağ ol. Tolga, hoş geldin çocuğum. Hoş bulduk anne. Konuşabilir miyiz biraz? Tabii tabii, konuşuruz. Sen geç otur şöyle, ben hemen şunlara bir bakayım geleyim. Tamam tamam. Selim. Gel. Sen şey yapıver şimdi, şu köfteleri hemen bir çeviriver, tamam mı? Bir şey konuşacağım. Hayırdır çocuğum? Anne, ben akşam Antalya'ya gidiyorum. Ne? Evet, Zeyno'yu alıp geleceğim. Oğlum delirdin mi sen? Anne gözünü seveyim, itiraz etme. Çünkü Zeyno sırf babası bana bir zarar verebilir diye çekip gitmiş kız, korkmuş. Benim için hayatını hiçe saymış. Benim kimseye böyle bir zarar vermeye hakkım yok ya. Benim için hayatını riske attı kız. Ona babasından korkmadığımı söyleyeceğim. O da korkmasın. Oğlum bak yapma. Gözünü seveyim yapma Tolga. Kız yanmasın diye kendini yakıyorsun oğlum. Biz onlarla baş edemeyiz. Anneciğim, ben buraya tartışmaya gelmedim ya. Haber vermeye geldim. Biletimi aldım zaten. Oğlum bak yapma, gözünü seveyim. Yapma diyorum sana. Ölümü gör. Eğer gidersen cesedimi çiğnemiş sayarım seni. Güzel bunlar. Zeynep'a. Zeyno, nerede olduğunu biliyorum, oraya geleceğim. Biletimi aldım, konuşmamız lazım. Tolga saçmalama. Biliyordum sen olduğunu, sendin. Evet, ben aradım.
Ya iyi olduğuna emin olmak istedim. Sesini duymak için aradım. Zeyno, sen ortalıkta yokken, hiçbir haber vermeden çekip gitmişken ben nasıl iyi olabilirim ya? Tolga, bak ne olursun buraya gelmeye falan kalkma, tamam mı? Ya bu her şeyi daha kötü yapar. Zeyno, ya sen gelirsin ya da ben geleceğim. Buna bir son ver artık. Babana okulu bıraktım söyle. Okulu mu bıraktın? Evet, senin devam etmene engel olacaksa ben şu andan itibaren bırakmaya hazırım. Tolga saçmalama ya, bursunu kaybedeceksin. Umurumda değil burs. Hiçbir şey umurumda değil. Zeyno, ben sensiz yapamıyorum. Alışamıyorum ben buna. Beraber eve döndüğümüz o son gece parkta sana söylediğim her şey doğruydu. Ben senin söylediklerinden hiçbir zaman şüphe etmedim. Sen de etme. Mahvetme her şeyi. Tolga. Ya bak, benim şimdi kapatmam lazım, tamam mı? Sen sakın hiçbir şey yapma. Sakın buraya gelmeye falan da kalkma, tamam mı? Seni bir dakika, kapatma, kapatma. Oraya geleceğim. Baban istiyorsa beni öldürsün. Onun karşısına dikilip seni tüm kalbimle sevdiğimi ona söyleyeceğim. Okulu bırakmaya hazır olduğumu bilsin. Tolga yapma ne olur. Yapacağım Zeyno. Beni kimse durduramaz. Kimse seni sevmeme engel olamaz. Tolga. Bak bir kez olsun beni dinle lütfen, tamam mı? Sen hiçbir şey yapma. Gelme sakın buraya. Benim seni arabamı bekle. Tamam mı? Kapatıyorum. Kolay gelsin. Hallettiniz mi beyler koltukları, ne oldu? Hallettik, hallettik. Koltukları aldık. Yolun kenarına daha koymadan iki öğrenci geldi. Biz alabilir miyiz dediler. Biz de verdik. Zor be öğrencilik be, zor. Zor tabii canım, bilmez miyiz? Değil mi abi? Tatlı günlerdi be. Evet. Ha? Haluk abi, ben tozunu alayım, sen paspaslı olur mu? Bence var ya, Sevinç blöf yapıyor. Sırf pes etmemek için oyunu sürdürüyor ha. Oyun ya da değil. Seni Sabri'ye yem edecek değilim herhalde. Aman canım, alt tarafı bir yemek yiyeceğiz ya. Yoksa nasıl öğreneceğiz Sevinç'in gerçekten bunalımda olup olmadığını? Ya bizim bir hamle yapmamız lazım. O yüzden B planını uygulamamız gerekiyor. B planı mı? A planımız neydi bizim acaba ya? A planı senin planındı canım. Beklemek, öylece beklemek. Ya Masar, belirsizlikten kurtulmamız lazım artık. Vallahi ben gireceğim bunalıma ya. Kavuşacaksak kavuşalım artık. Bütün bunları unutup böyle mavi bir yuva kurabilmemiz için tek şansımız bu. Sevinç'in oyununu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Oyunsa tabii. Ne zaman bu yemek? Bu akşam. Maşallah sen ne güzel temizliyorsun ovalıyı. Sen ütü mütü de yapıyorsundur ha. Alırım seni delikanlı. Ya şu durumda bir espri mi yapıyorsun bana ya? Bravo sana vallahi. Ya ben ortamı yumuşatmak istemiştim. Tek bir şartla kabul ederim o yemeği. Hı, neymiş? Eğer dediğin gibiyse. Nasılsa? Yani Sevinç bizi sarılırken gördüğü andan itibaren hepimize oyun oynuyorsa. Ki olabilir, hayır demiyorum. O zaman sen kazanmış olursun. Ve düğünümüzde ayağımı basabilirsin. Ya kazanamazsan? O zaman yemeğin sonunda Sevinç'e her şeyi itiraf ederim. Ay, her şey mi? Duygularımın değiştiğini, sana aşık olmaktan kendimi alıkoyamadığımı, bunu açıklamak için de Sevinç'in bunalımdan çıkmasını beklediğimi ama bunun Sevinç'e daha kötü geldiğini söyleyeceğim. Ona yeterince ilgi gösteremiyorum ve beni affetmesini isteyeceğim. Bu gece yemekte. Zaten her şey dediğin gibiyse, Sabri de eski yakın arkadaşı Sevinç'i yalnız bırakmayacaktır. Hı, hı. Böylelikle
Sen kaybetmiş, ben kazanmış olurum. O zaman da yazı beklemeden hemen evleniriz. Hemen mi? Evet, hemen. Yani romantikle evlilik teklifini yapmadan mı? Yani buna mecbur değilim. Ne diyorsun bakalım? Kabul mü? Hala gitmek istiyor musun yemeğe? Bir dakika, bir dakika. Eğer ben kazanırsam... nikahta ayağına ben basacağım. Bir de romantikle evlilik teklifi isterim. Tamam. Kabul. Kabul. Zarlanın kuyruğu kopsun o zaman artık. Bak. Sahne. Ya. Düzgünsün. Şaşkın. Yavaş. Sonunda dananı kuyruğu kopacak diyorsun yani. Vallahi. Ben çok heyecanlandım seni böyle görünce. Ay ben nasıl heyecanlıyım? Böyle kalbim yerinden çıkacak gibi ya. Neyse hadi görüşürüz. Hadi bir şey olma. Tamam. Ay ya kusura bakma seni de kızlarla yalnız bırakıyorum ama... Ömer söyledi mi ne zaman gelecekmiş? Söyledi. Ofisteyim diyor, bir şeyler diyor. Uyduruyor, sürpriz yapacak ya. İşte bak bir şey belli etmedin değil mi? İyi tamam. Hadi gidiyorum ben. Reyhan. Sen biliyordun değil mi? Ben bir şey görmedim, duymadım, söyleyemem. Hadi görüşürüz. Seni gideyim, neyse hadi. Yeni evimiz çok güzel oluyor. Sen de çok güzel oldun, hadi öptüm. Hadi maşallah. Bana evine vaki yapman hiç hoşuma gitmedi Sevinç, bunu da bil. Biliyorum Sabri'cim ama bir kerelik hatırım için. İyi ama benim de bir onurum var, şu hale bak. Resmen maskaralık. İyi de bana bu yaptıklarını yanlarına mı bırakayım? Sabri'cim yani yanlarına bırakamam. Sonra ben çok sinirli bir insan olurum. Tamam mı? Hem dünyayı sana da kendime de zehrederim. Tamam. İdare edeceğim. De sen daha ne kadar sürdüreceksin bu oyunu? Ta ki bana aşklarını itiraf edemeyip karşımda kıvrımdıklarını görene kadar. Tabii sonra bırakacağım canım. Sonrasında da sen ve ben huzur dolu bir hayata başlayacağız. Yıllarca bunun özlemiyle yaşadım biliyor musun? Bir gün bunların gerçek olacağına hala inanamıyorum. Olacak. Gerçek olacak. Ama Sabri, senden ricam cesaretini toplaman, tamam mı? Bunu onların yanına bırakmayacağız. Onların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Oynadıkları oyunu onlara ters çevirmemiz lazım. O yüzden sen rahat, cesaretli davran. Sen hiç merak etme. Elimden geleni yapacağım. Canım, tamam. Seni üzenleri bu dünyayı dar ederim ben. Tamam, gösterelim günlerini. Yani aslında birlikte gelebilirdik ama Ömer'le bitirmemiz gereken bir iş vardı. Daha önceden söz vermiştim. Kusura bakma. Hiç sorun değil. Sabri bana eşlik etti sağ olsun. Sağ olsun. Ne iyi arkadaş değil mi? Bu arada geçen seferki tatsızlık için kusura bakma. Bugün biraz gergindim ben. Yok, hiç önemli değil canım. Olur böyle şeyler, insanca tepkiler. Hem arada Sevinç'in hatırı var. Ne kadar olgun bir tavır. Görüyorsun değil mi? İnşallah Reyhan da kıymetini bilir. Yani bence ikisi birbirlerine çok uygunlar. Arada böyle muazzam bir aşk doğabilir. Değil mi? Merhaba, kusura bakmayın. Geciktim. Trafik vardı da. Hiç önemli değil canım. Geldin ya. Seni yeniden görmek güzel. Buyur lütfen. Çok kibarsın. Sağ ol.
yüzünden gözüm bana sürpriz yapmak için şu saate kadar uğraşıp didiniyor. Kıyamam ki ben ona. Yazık. Orada bir başına. Ben de burada böyle. Yok. Yapamam. Kıyamam. Kızlar. Bırakın kalemleri. Kalkın. Gidiyoruz. Nereye Ayşem anne? Çok güzel bir yere gideceğiz. Sürpriz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi yavrum. Hadi anneciğim. Hadi gel. Sevinç, yemek nasıl, beğendin mi? Hı? Çok güzel ama bu şekilde yemek biraz zor oluyor sanki Masar'cığım. Mazur görürsün artık. Tabii. Ah, ay, ay gözüme bir şey kaçtı galiba Sabri. Bakar mısın bir? Bakayım. Allah Allah. Bir şey yok ama. Var var, ben hissediyorum, var. Allah Allah, göremedim ben. Aa, senin saçların ne kadar ipeksi. Aa, ay gözüm yandı. Gözüm yandı, gözüm yiyeceğim. Aa, telefonum çalıyor. Kim arıyor acaba? Aa. Efendim Ayşem? Reyhan, hemen şimdi kızları da aldım. Ömer'in yanına gitmek istiyorum. Orada şimdi yalnız kaldı. Yazık, kıyamam ben ona. Sen bir adresi söylesene, sürpriz yapmak istiyorum. Ben ondan önce sürpriz yapacağım. Aa, sürprizler, sürprizler. Tamam, ben o zaman sana adresi şey yapayım. Kusura bakmayın. Sabri, Reyhan hakkında ne düşünüyorsun? Yani tabii canım, daha önce karşılaştın, gördün ama hani gözümden daha ince detay bakabildiğin için soruyorum. Yani gözler falan maşallah. Yani bir gün baş başa çıkmak isterim Reyhan'la. Aa, tabii. Tabii baş başa çıkın, görüşün, konuşun değil mi baş başa? Tabii tabii. Çiçekçi, bakar mısın bir saniye? Bir gül alabilir miyim? Tabii. Oh, mis gibi de kokuyor. Ah, mis. Çok sağ ol. Selinciğim, sana layık değil ama içimden geldi. Masar. Sevdin mi? Kusura bakmayın. Önemli bir telefondu da. Aa, çiçekler falan alınmış. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Çiçekçi. Pardon. O güllerin hepsini alabilir miyim? Tabii abi. Hepsini alıyorum bunları. Buyur. Reyhancığım, buyur. Sana layık değil ama içimden geldi. Yani senin güzelliğinin yanında biraz sönük kaldı ama. Ay, sen beni şımartacak mısın ya böyle? Abi ne çabuk geldin ya. Ayşem. Başından beri biliyordum. Nasıl biliyordun? Ayakkabındaki boyaları gördüm. Son ana kadar gelmeyecektim ama seni burada böyle yalnız bırakmak istemedim. O yüzden geldim. Geçsenize.
Royal. Ne yapayım? Aa. Sabri'cim, Reyhan aslında çok iyi kızdır. Ama biraz tembeldir. Yani bir görsen derslerimde arada bir uyuyakalıyor da o yüzden soruyorum. Eski komşum Nazar, eğer Sevinç'le evlenirsen bayağı bir restoran masrafın olacak. Bak sonra demedi deme. Çünkü kendisi karbonatla kabartma tozunu birbirine karıştıran bir kişi. Yo, Sevinç çok iyi bir aşçıdır. Hatta fakültedeyken bütün doğum günü partilerinde yemeklerin çoğunu sen hazırladın, hatırlıyor musun? Nasıl unuturum? Aysun'un doğum gününü hatırlıyor musun? Evet, evet. Ya Sevinç istesin, tamam mı? Ben onu sürekli yemeğe çıkartırım. Benim canım ya. Canım ya, canım, canım. Canım benim. Canım benim. Reyhancığım, ne dersin yemekten sonra kahve içmeye gidelim mi? Hatta bana gidebiliriz. Baş başa şöyle. Tabii tabii, gidelim gidelim. Hem senin evini de görmüş olurum. Çok iyi olur. Yok artık, daha neler ya. Daha yeni tanıştınız hemen. Bu ne eve gitmek falan, nereden çıktı ya? Ne var canım bunda? Bunda yanlış anlaşılacak bir şey yok. Bizim bir an önce birbirimizi tanımamız lazım. Çünkü benim niyetim gayet ciddi. Aynen aynen, benim de. Senin dudağının kenarında tatlı mı kalmış? Aa, dur sen. Ay, yani sen yorulma Sabri'cim, ben hallederim. Gel. Ya aslında sen bayağı güzel bir kızsın ya. Ben çok beğeniyorum seni. Yeter ama. Sevinç, sen niye bu kadar büyük tepki verdin? Sen niye verdin? Çünkü ben böyle daha yeni tanışmış insanların masamda bu kadar laubali olmasından rahatsız oldum. Sen de durmuyorsun be, elin kolun rahat durmuyor, ağzına çakırım ha. Tamam be. Ve yani sen niye bu kadar büyük tepki verdin? Onu anlamadım ben. Hiçbir kız düğün günü aldatılmayı hak etmez, tamam mı Masar? İkinizden de nefret ediyorum. Özellikle senden Masar. Ya nefret ediyorum ya, nefret ediyorum. İkiniz de her şeyin en kötüsüne layıksınız. Sevinç. Aşkım, bekle beni. Aşkım dedi. Aşkım dedi aşkım. Aşkım dedi. Çok beğendim. Ben de çok beğendim. Ömer, ne kadar çok uğraşmışsınız. Beğendiğine sevindim. Kızlar da çok beğendi. Daha neler yapacağım ben? Bahçeye böyle gül ağaçları dikeceğim. Sonra bir meyve ağacı. Salıncak koyacağız. Çocuklar orada sallanacak. Vakit geçirecekler. Biz de koltuk koyarız iki tane, mevsim geçişlerini izleriz. Çocuklarımızın büyüyüşünü de izleriz. İzleriz tabii. Aa, çocuklar demişken benim aklıma bir şey geldi, bir saniye. Sen burada bekle, geliyorum. Kızlar! Geçin bakayım. Geçin bakayım. Beni burada bekleyin, hemen geliyorum, tamam mı? Evet. Uzatayım bakayım kolları. Şimdi ne yapacağız? Eve bir hatıra bırakacağız. Sıvayın kollarınızı. Sıvayın kolları. Bitir bakalım. Hop. Hadi bakalım, gelin. Açın iyice ellerinizi. Açın, 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 açın. Evet, bastırın. Çek. Çok güzel oldu. Ayşem.
Anne! Anne!